90'ların sonu, 2000'lerin ilk yarısı. Dünya ve Türkiye yeni bir çağın eşiğinde. Arsenal'i seri penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek milenyumun ilk mucizesini gerçekleştiren Galatasaray UEFA şampiyonu. İngiltere yasta. İyilikler Prensesi Diana, Paris'te geçirdiği trafik kazasıyla hayata gözlerini yumuyor. Dünya nüfusu 6 milyara ulaşırken, parasından sıfırları atan Türkiye, yeni Türk lirası ile tanışıyor. Ve Soğuk Savaş'ın duvarlarını yıkan yeni Almanya'nın yeni Volkswagen'i, tasarım ve kalite ikonu Golf 4, asfaltta. Ben Saffet Üçüncü, hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizlerle beraber 1997 yılı Ağustos ayına gidiyoruz. Almanya Berlin'deyiz ve Volkswagen'in 4. jenerasyonu Golf 4'ün dünya piyasasına çıktığını görüyoruz. La 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 la. Evet, bizim Volkswagen hikayemiz bayağı eskilere dayanıyor. 1975-76 yılları gibiydi. Bugünkü gibi araba ithalatı mümkün değildi. O zaman yurt dışında çalışan gurbetçilerimizin permi hakları alınarak getirtilebiliyordu. Babam da o zamanlar bu Golf 1 tabii çıkmış oluyor. Hoşumuza gitti, daha doğrusu onun hoşuna gitmiş. Bir tane Türkiye, İstanbul'a getirmiş olduk. Onu kullanmaya başlayarak biz de golf hastalığı diyeceğim, başlamış gibi oldu. Mon amour a jamais que ne s'égare. Les beaux jours sans regret de notre histoire. Golf 4'ün tarihi de bir önemi var. Çünkü Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı ayıran Berlin Duvarı'nın yıkıldığını görüyoruz. Daha sonra da zaten Doğu Almanya ve Batı Almanya birleşiyorlar. İşte Golf 4'ün de gelişim süreci bu döneme rastlıyor. Yani Birleşik Almanya döneminde geliştirilmiş ilk golf modeli Golf 4. ...1990'lı yılların sonunda Golf 4'ün o dönemde tasarım ve kalite açısından bir ikon haline geldiğini görüyoruz. Önceki Golf versiyonlarıyla, yani Golf 1, Golf 2, Golf 3 ile ilerideki jenerasyonlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü görüyoruz. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü otomobile baktığınızda hem teknoloji açısından hem de tasarım açısından o dönemin en önemli gelişmelerini görüyorsunuz. ...98'di galiba, bunun tanıtımı yapıldı İstanbul'da. Gittik, gördük, ısındık. Hatta kendim de şaşırdım. Golf dedim, ne kadar büyümüş, ne kadar azametli olmuş. Hayran kaldık. İşte 98 yılında Ekim ayı gibi bir Golf 4 TDI aldık. Arabamı önce keşfetmeye çalıştım. Hangi düğmeye basılınca ne oluyor, burası nasıl çalışıyor, böyle mutlu olmuştum. Babam da yanımda oturuyor, çok güzel inceliyordu. Güzel ama diyordu, benim arabam iyidir, ben vazgeçmem diyordu cetasından. Sonra ben de dedi dayanamadım, gittim bunun ikiz kardeş, daha doğrusu bu arabayı siparişini verdim dedi. Uzun yolda giderken, sollama yaparken, ey gidi günler, klima kapatılırdı, sola bakılırdı, gazlanırdı, araba geçilirdi, sonra tekrar açılırdı. Kendisi hayran kaldı çünkü bu ilk galiba Volkswagen'in bilgisayar
kontrollü modeli gibi oldu, öyle hatırlıyorum. Kendisi de geçti. Böylece biz bu iki arabayı kullanmaya başladık. Şimdi tabii sizlere tasarım genetiği deyip geçmek istemiyorum. Baktığınızda birkaç tane bu genetiği iyi ifade eden tasarım detayını vermek istiyorum. Bakın, aynen bu otomobilde olduğu gibi uzun bir tavan hattı görüyoruz. Ayrıca çok güçlü tasarlanmış bir C sütunu görüyoruz. Bir de otomobilin arka tasarımının dik olduğunu görüyoruz. Günümüzde bile Golf modellerinde bu tasarım felsefesi aynen geçerliliğini koruyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni bir otomobil tasarlanırken eski otomobil unutulur, yepyeni sıfırdan bir tasarım yapılabilir. İşte bunun tam tersine Volkswagen Golf durumunda 4. jenerasyonda da otomobilin başarılı genetiği korunuyor ama detaylar çok geliştiriliyor. Otomobilin toplam boyunun 4 metre 18 santimetre olduğunu görüyoruz ki Golf 3'e göre 10 santimetre daha arttığını görüyoruz boyunun. Ayrıca ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasında 2 metre 52 santimetrelik bir mesafeye çıktığını görüyoruz. Bu da bir öncekiyle karşılaştırdığınızda 5 santimetrelik bir artışa karşılık geliyor. Eninde otomobilin 4 santimetrelik boyunda da 2 santimetrelik bir artış söz konusu. İyi günler, nasılsın? Abi, arabayı bana satar mısın diye soruyorlar devamlı. Çok temiz maşallah, kaç yaşında bu diye soruyorlar. Yani dikkat ve ilgi çeken bir model. Komik, enteresan olaylar da oluyor bazen. İşte AVM'lerin otoparklarına veya diğer yerlere gittiğim zaman geldiğimde sileceğin altında küçük not kağıtları buluyorum. Arabanızı satmak isterseniz lütfen bizi arayınız, beni arayınız. Galerici değilim, şahsi merakımdır. Lütfen bizi arayınız diye notlar buluyorum. Satış yapmayı düşünmediğim için kale almıyorum ama hoşuma da gidiyor böyle not kağıtlarının bırakılması. Kullanılan malzemeden tutun, iç tasarımdan tutun, gerçekten de seviyeyi çok yükselttiğini görüyoruz. Golf jenerasyonlarında Golf 4'ün baktığınızda segmentinden ayrışan bir tasarım felsefesine sahip ve daha üst segmentteki otomobillerle rekabet edilecek hale gelmişti Golf 4 ile Volkswagen Golf. Golf 4'ün tasarımından bahsettik ama çok önemli teknolojik gelişmeleri de var. Onlardan da birkaç tane örnek vermek istiyorum. Birincisi de ESC sistemi, yani elektronik stabilite kontrol sistemi. Tamamen elektronik bir sistem. Otomobilin hızı ve tahrik eden tekerleklerin hızı sensörler tarafından sürekli kontrol ediliyor. Eğer tekerlerin hızı otomobil hızından daha fazla dönme eğilimine geçerse o tekerleğe ABS sistemiyle fren gücü uygulanarak tekerleğin patenaj yapması engelleniyor ve tork diğer tekerleğe veriliyor. Tabii ki bu da otomobilin stabilitesinin bozulmamasına neden oluyor. 1998 yılında ilk kez Golf'te başladığını görüyoruz. Ben zor alışan bir insanım. Alıştığımdan da memnun kaldığım zaman kolay kolay vazgeçmeyen bir insanım. Onun için bana bu araba her türlü trafik emniyeti ve rahatlığı, pratikliği bana veriyor. Niye başka bir arabaya geçeyim? Bilmiyorum, şimdiki kafamdaki düşünceye göre de birkaç yıl daha kullanıp kısmetse ondan sonra elektrikli bir Golf'e geçmeyi düşünebilirim. Merhabalar. Ne kadar güzel bir otomobil.
Golf 4 platformunda geliştirilen bence bugünkü konuşmamızın en önemli noktalarından bir tanesi. O da Volkswagen Golf R32. Golf 4 platformunda geliştirilmiş müthiş bir performans otomobili. Niye böyle söylüyorum? 4 metre 18 santimetrelik bir otomobilden bahsediyoruz ama üzerinde 6 silindirli 3200 santimetre küplük 24 wattlı çok büyük bir makine var. 250 beygirin üzerinde bir güce sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca torku da 320 Nm. Bu güç ve tork değeriyle otomobil 250 km saatin üzerinde sürete ulaşabiliyor. Ayrıca 0'dan 100 km saate ulaşması da bugün bile kabul edilebilir bir değer. 6.4 saniye. R32 gerçekten de 2002 yılında piyasaya çıktı ama bugün bile rekabetçi bir otomobil. Kızım diyorum değiştireyim şunu başka bir... Yok baba ne olur satma bu arabayı ben çok sevdim. Hakikaten küçük yaşta biz anımı anlatayım Çeşme'ye tatile gidiyorduk. Daha 3-4 yaşlarında işte klasik Ege yolunda yerde öğlenin yemeğini veya neyse molamızı yapardık. Hemen arka koltuğa kıvrılır yatardı uyurdu. Arka koltukta onun o rahat şey yapması, yolculuk yapması, yatması unutamıyor. Yani satılmasını istemiyor. Çok memnun, benden daha memnun kendisi şu arabadan. Yılı Golf 4 için çok önemli bir yıl. Çünkü bu yıl önemli bir olay oluyor. Toplam Golf satışı 1. jenerasyon 2, 3 ve 4. jenerasyonda 21 milyon 518 bin rakamına ulaşıyorlar. Dolayısıyla başlangıcının 27. yılında Volkswagen Golf'ün Beetle'ın toplam satışını geçtiğini görüyoruz. Bana sorsalar ilk hatırına gelen 3-5 kelime bu arabayla alakalı ne anlatırsın diye. Güvenirlik, klasik güzellik, ekonomik olması ve sevilen bir araba olması. Golf'ün 4. jenerasyonu 1997 yılında imalata başladı. 2003 yılına kadar devam etti. Tabii bence Golf bayrağını başarıyla taşıdı. 4 milyon 999 bin tane Golf 4'ün üretildiğini görüyoruz. Gerçekten de adetsel açıdan baktığınızda da çok önemli bir başarı. Benim dışımda da yani etrafta da benim yaşıtlarım, benden biraz daha genç olanlar da bile Golf 4 efsane kasa diye zaten Türkiye'de çok güzel bir imajı var. Almanya'da keza böyle. Çok sevilen, tutulan bir model. Yılların ortasına doğru geliyoruz. Dünya otomotiv sektöründe çok önemli değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin en önemlilerini 2003 senesinde dünya piyasasına tanıtılan Golf 5'te sizlerle konuşacağız. Volkswagen.